Sizden gelen rüyalar. Hacer Aydın'ın rüyasını okuyorum. Emine Hanım, iyi akşamlar. Babam vefat edeli bir yıl oldu. Rüyamda babamı mezarda kıpırdarken gördüm. Sonra babam canlandı. 4 ay oldu öleli. Hiç bozulmamış diyorum. Ayaklarının topraklarını yıkıyorum. Sonra babam güzel giyinmiş sandalyede oturuyor. Ölüm anını anlatıyor. Hiç anlamadım, hiç de korkmadım diyor. Ben çok etkilendim. Yorumlarsanız sevinirim. Allah nur içinde yatsın hanımefendicim. Şifa evinize bereket versin. Babanıza cennet kapısını nasip etsin. Aslında rahmetli babanızı diri şekilde görüyorsunuz. Ama hiç bozulmamış şekilde görüyorsunuz. Kardeşler ve anne arasındaki yaşanacak mal tartışması. Biraz siz dışlanabilir, üzülebilirsiniz. Ama babanıza dokunduğunuz için ve toprağı hissettiğiniz için tüm haklarınızı alacaksınız. Evliyseniz düzeninizde ev anahtarı almak güzel bir nokta ve erkek çocuk enerjisini hayatınıza katar. Ama içsel olarak bu ölüme hazır olmadığınız için de babanızın gittiği nokta gayet rahat. Yani bol dua ederek onun enerjisine şifa yollamanızı, tüm ölmüşlerimize dua etmenizi öneriyorum. Ama mal, toprak, aydınlanma, rahata kavuşma, ailede iş sorunu kimde varsa büyük bir güzel kapının açılmasını gösteriyor. Diğer rüya. Dorina Hanım'ın rüyası. Dorina Hanım. Emine Hanım, rüyamda denizden çıkan çıplak insanlar gördüm. Arkadan görüyorum onları. Çıplak ve kuyruklu ama kuyruğu yılandanmış. Yılan ısırdı popodan ve orada kalıyor kuyruk gibi. Vallahi biraz psikolojik olarak özel hayatınızda yaşadığınız karışıklıklar sizi iftiraya, maddi olarak manevi olan zorlayan insanlar var. Yakın çevrenizde dost gördüğünüz ve iyi niyetli insanların sizin arkanızdan hançerleyeceğini, özel hayatınızdaki yaşadığınız sorunlar gündeminizi çok fazla yora sokacak ve unutmayın ki deniz sıkıntıdır. İçsel dünyanızda yaşadığınız sorunlar için biraz daha mücadele. Çünkü bir sürü insan görüyorsunuz ve biz bu rüyayı şu an yorumladık. Yani 7 ay içerisinde sorunlarda toparlanma. Özellikle basur, bağırsak problemlerinizi de ihmal etmeyin diyorum. Bir rüya daha alalım. Duygu Güner. Dulum, eski sevgiliyi ensesinden ısırmak, dişlerim etine girdi, o acıyı duydu. Ona karşı çok büyük bir öfken var ve hala bu olayı kabul etmiyorsun. Ama onunla bir yüzleşmek, hesaplaşmak istiyorsunuz ama onun hayatında çok büyük bir trajik olay yaşanacak. Ama sizin hayatınızda sizi çok sevecek, değer verecek bir insan gelecek. Dişlerinin, ön dişlerinizi ısırdığınızı hissedersek, yani 12 dönem, yani 12 ay içerisinde de olabilir, 12 hafta içerisinde olabilir. Hayatınız duygusal anlamda muhteşem iyileşecek. Yalnız sizin erkek çocuğunuz varsa onunla aranızdaki bağları düzeltmeniz, kız çocuğunuz varsa da o ona karşı kariyer hayatını daha ön planda tutmanız gerekiyor. Bir de taşınmanız var. Bilginiz olsun. Hoşça kalın.